Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlüdür, xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibdə olub atqan xəbərlərini huzurunuza sunuşdurmuşuz. Qənəmsiz diqqətlər ekranımız olsun. Cəmaət ərbabi Abdüqadir Yapcan üçün sod ekildi. Bugün 12 fevral xalqımızın fəxirlik oğlanı və cəmaət ərbabi Abdüqadir Yapcan haqqında İstanbul Adalet Sarayı'da sot ekildi. İstanbul'da yaşayotgan köp sanlı xalqımız cəmaət ərbabi Abdüqadir Yapcan'a həmdəmdə buluş, onun arqısı da işgəllikini bildiriş, Türk adaletinin onunla adil hüküm qılıp quyup berişini tələb qılış üçün sot ekilişdən burunla İstanbul Çağlayandaki Adalet Sarayı aldığı toplandı. Abdüqadir Yapcan akımız üçün yığılış çağırıqı Xalqara Musafirlar Haqları Cəmiyyeti, Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliki, Şərq Türkistan Mədəniyyət və Həmkarlıq Cəmiyyeti qatarlıqlardan elan qılınğan bulup, sot meydanıqı kirişdən burun Abdüqadir Yapcan'ın advokati qısqı bayanat berib, bugünkü sotta onun günahsız dəb quyup berilişi üçün bütün küçünü çıxırdıqalıqını bildirdi. Arqıdan Şərq Türkistan Mədəniyyət və Həmkarlıq Cəmiyyeti rəisi Seyitümtürk əpəndi söz qılıp, Xitay işğalçılarının Abdüqadir Yapcan akımız üstüdən Türkiyəyə köpləb şikayət qılış, hər xil tökmətlərini artış arqılıq, onun bugün içində buluşuğa səbəb bulğanlığını. Xitay xuddi Abdüqadir Yapcan'a tökmət artqandak, 5 milyonğa yaqın Şərq Türkistan xalqını hər xil tökmətlər bilən caza lagirlərdə tutmaqda. Bir Abdüqadir Yapcan 35 milyon Şərq Türkistan xalqını təmsil qılıdı. 35 milyon Şərq Türkistan xalqı bir Abdüqadir Yapcan'ı təmsil qılıdı. Bizning nishonimiz, niyatimiz bir. Bugun Turkiyada adolat tajalli qildi deganlarni bildirdi. Arqadan Sharq Turkiston Ma'rifa hamkorlik jamiyati bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon so'z qilib, xalqimizning chaqiriqqa ovoz qo'shib kelganligiga rahmat aytdi va bugungi sot uchun 16 advokat taklif qilganligini va bugun sot ahvolini kuzatishga chaqirilgan boshqa advokatlar bilan 40 yaqin advokatning sotda hozir bo'ladiganligini bildirdi. Ve bugün onun quyup berilişi üçün karar berilişini ümit qıldığanlığını, quyup berilmegen takdirde mu, bu işinin kanuni cereyanını takip kılıp neticeye eriştirdiğanlığını bildirdi. O sözünün devamında Adalet Sarayı Bihaterlik Hadimlerinin özlerinin sot meydanına kirediğen kişilerinin sahnenin çeklik işgeldiğini, orun ve bihaterlik közü tutulup, cemiyet tarafından tallanan 30 kişinin sot cereyanını közüşüge ruhsat kılındığanlığını bildirdi ve tizimdeki kirgüzülgen kişilerinin isimlerini ilan kılıp, Ular bilan mahkeme salonuna kirib ketdi. 3 soatdan buyon davom qilayotgan sotda jamoat arbobi Abdüqadir Yapcanning mahkemedagi ifodasi munular bo'ldi. U Xitoy tarafidan o'ziga ortilgan jinoyatlarni anglab o'tganligini bildirib, ko'nglim yerim bo'lgan holda shuni bildirmanki, Sharq Turkistonda Xitoy ishg'olchidir va u yerning egasi turklardir. Hozir mavjud bo'lish va yo'q bo'lish orasidagi bir ahvoldimiz. Men uchirmagan zulm qolmadi. Mening Sharq Turkistonni ishg'oldan qutqizishdan boshqa maqsadim yo'q. Insonlik haqlarimizni qo'g'idiganligimiz va u haqda qilganligimiz uchun ishkanja ko'rdik. Numusimiz, g'ururimiz, sharafimiz dafsanda qilinganda sukut qilishimiz kerakmi? Keyin Abdüqadir Yapcandan talablari so'raldi. U javoban adliya kontrolligi tadbirining amaldan qoldirilishi va o'zining Turkiya fuqaroligiga qabul qilinishini talab qildi. Sot ahırda Abdüqadir Yapcan'nın narazılıq bildiriş haqqı saqlap qilingan asasda adliya kontrolliqi tədbirinin davam qilishiga və sotning aldımızdaki 5-nji ayning 3-nji kuniga kechiktirilganligi haqqida qaror berildi. Bu muqaddas davani bütün dünyaga tunutish burchimizdir. 9 fevral Sharq Turkiston Ma'rifa Hamkorlik Jamiyati raisi va Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi raisi Hidoyatullah O'g'izxon Sharq Turkiston Ulamolar Birligi muavin raisi Ustoz Sirojiddin Azizi, Sharq Turkiston Ulamolar Birligi Avstraliya vakili Ustoz Abdusalom Olim, doktor Ali Rozi qatarliqlardan tarkib topgan bir hay'at taklif bilan Malayziyaga yetib berib, 2-nji qatimliq Malayziya ziyoratini boshladi. Mazkur hay'atning ziyorat maqsadi Malayziyadagi munosabat yuqori darajalik rasmiy va g'ayri-rasmiy shaxslar va organlarni ziyorat qilib, Sharq Turkiston da'vosini jonlantirish ekanligi bildirildi. Hay'atning bugun 12 fevraldagi ziyorati Malayziya Kuala Lumpurda ABIM tashkiloti ostidagi Hikmat institutini ziyorat qilib, yoshlarga Sharq Turkistonni tanishtirdi. Hay'at Malayziyadagi 7-dan 70 yoshgacha bo'lgan qarindoshlarimizga Sharq Turkiston da'vosidan iborat bu muqaddas da'voni tanitadiganligini bildirdi. Hay'at yana bu da'voni butun dunyodagi irqdoshlarimizga, musulmon qarindoshlarimizga va butun insoniyatga anglatish, tanitish burchimizdir.
İnşallah bu dava Türk, İslam ve insaniyet dünyasının ortak davası ve kıymet karşı buludu diğerlerini bildirdi. Malezya televizyonu da Xitay elçihanesi hadimi mat kılındı. 9 fevral 2. kıtımlık Malezya ziyaretini başlayan Uyghur Teşkilatlar Birlik'ten teşkillenen heyetinin ziyareti intayin ehmiyetlik ötmekte. Tünügün keç Malezya televizyonu da bivası tarqıtılığan küntertip programmasıga mihman bulup teklif kılınan Ustaz Abdusalam Alim, Xitay işgalçilerinin Şarkı Türkistan'da yürgüzvatkan ceza lagırları meselesini nahayeti etraplıq yurtup verdi. Nak meydan programmasi sözlenuvatkan haqiqatlar aldıda ultralmay kalgan Xitayning Malezya elçihanesi teşviqat mesuli telefon arqalıq nak meydanga olunup lagırlar togrisidiki haqiqatlarını yepişqa ve burmulaşqa urunğan bolsumu Ustaz Abdusalam Alim Xitayning sefsetilerige özinin ailesige kelgan paciyeler bilen misallar beriş arqalıq Xitay diplomatini xalq alam aldıda mat kıldı. Ömer Çelik 1 milyondan artık Uygur'un lagırlarına kamilişi hiç kaçan kanunluk bulalmaydı dedi. Adalet ve Terakket Partisi bayanatçısı Ömer Çelik Uygurlarının muhim cemaat erbapları, dağınlık şahısları, senetçileri, köplügen alimleri ve ziyalilerden haber yokluğunu etti. Xitay Taşkışlar Ministerliği bayanatçısı Hua Chunyang'ın Türkiye'ye karıda ilan kılgan asassız sepseti bayanatlarının arkasından Türkiye'de hakimiyet üstü turuvatkan Adalet ve Terakket Partisi'nin Merkezi Başkuruş Komiteti yığınıdınken partiye bayanatçısı Ömer Çelik muhim bayanat ilan kıldı. O bayanatının Xitay'a alakadar bölümünde barğansırı küçülük gün tertipki kilovatkan Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki Uygurlarga ve başka Türk Müslüman etnik gruplarga karatkan kişilik hukuk defsendikiliki hakkıdaki meseleler doğruluk toxtaldı. O sözü de hemenlarga malum ki Xitay 2017 Öktabr'da barlıq diller ve itikad sistemelerini Xitaykilaştırış tariqisi de siyaset yürgüzüşki başlıqallıqını əskerdi. Xitayının bu siyasının asimilasiyaya uçuk nurgun taraflarının barlıqı türlük vasitler arqalıq oturgu koyuldu. Bu yerde şunu təkidləyimiz ki, Uyğurlarga ve başka Türk Müslüman eriklarga yürgüzülüvatkan asimilasiya siyasının yolu koyuluvatkallıqını bilimiz. Bu yerde yine Birleşken Milletler Teşkilatı tarafından ve başka xılmıxıl taraflardan oturgu koyuluvatkan yığıbiliş lagırları meselesi var. Bununla alakadar Xitay dairleri xılmıxıl bayanatı buldu. En ahırda Şarkı Türkistanlıq meşhur sənətçinin ölüm haberi bilen texamı küşeydi. Arkadılla Abdurrahim Hetnin ölmügelliki haqqıdaki 26 sekundluk video Xitay dairleri tarafından ilan kılındı. Ama nurğulluğun kişi izdireksiz yok. Bunlarının içi de alımlar bar, sənətçiler bar. Köplügen danlıq şəxslər Şarkı Türkistanlıq cemaat erbapları bar. Yani bunlardan hiç kanda haber ilin almayıvatıdı. Ailelerge haber berilmeyvatıdı. Her bir Şarkı Türkistanlıq Müslümanın öyüge bir Xitay erinin yerleştirilvatkallıqı haqqıda xılmıxıl haberler gelmekte. Elbette bunların hemmesi eniklap çıkılışını tekazza kıladığan meselelerdir. Bu akta uçuk aşkarı polisiye tutulgan takdirde bu barlıq taraflarına nispeten sürkülüşünü pese etişke, hadisinin hakiki mahiyetini düşünüşke imkaniyet yaratıp berdi dedi. O sözünün devamında Xitayning zimin bütünligiga ve bexatarligiga hürmet kıldığan bir devletimiz. Biz bu meselegi muşundaq pozisiya tutup durvatkan bir şaraitte, elbette Uyghur Türklerine karata xalığancı tutkun kılış, 1 milyondan artık Uyghur Türklerinin yığıveliş lagırlarına ve türmelerine taşınışı qatarlıq hareketlerinin hiç kaçan kanunluq bulanmaydıqallıqını tekitleyimiz. Birleşken Milletler Teşkilatı kün tertipigi mükelgen ikinişlik ehvallar var. Ziyali, sənətçi, dini alımlar ve nurgun kişilerden haber elin almayıvatıdı. Bu yerde en doğru bulan iş, Xitay'nın bu davalar aldıda uçuk aşkarı bulup, hemkarlaşıp bu yerini küzetkücülerge içişidir. Ve bu meselenin hakikatini yoruklukı çıkırıştır. 21. esirde yığıveliş lagırları hakkıda söz kılışının özüyle tolumu efsuslanarlık bir iştir. Xitay bolsa bunların terbiyeleş lagırı işkerlikini etmekte. Ama bunun hakikatinin aşkarılınışı, halkara cemiyetinin kail buluşu için hakiki ehval aşkarılınışı gerek. Şunlaşkı Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk defsendikliklere hakkıdaki kaygılarımızın yeni bir kıtım işbadı kılımız. Ve Şarkı Türkistan'daki kıyrındaşlarımızın ehvalini yakından köstüvatkallıkımızın işbadılayımız diğerlerini bildirdi. Doğu Türkistanlı sanatçı Abdurrahim Heyit'in ölüm haberinin gündeme gelmesiyle bu konuda yeniden bir yoğunlaşma oldu. Abdurrahim Heyit'in ölmediğine dair bir video, 26 saniyelik bir video Çin hükümeti tarafından yayınlandı. Fakat pek çok kişi kayıptır.
pek çok kişi kayıptır. Bunlar alimler var, bunların içerisinde sanatçılar var. Doğu Türkistan'ın önemli kanaat önderleri var. Dolayısıyla bunlardan haber alınamıyor, ailelerine haber verilemiyor. Her Türkistanlı ailenin evine, Müslüman ailenin evine bir Çinli erkeğin yerleştirildiği şeklinde çeşitli haberler geliyor. Uygur Türklerine dönük keyfi tutuklamaların, 1 milyondan fazla Uygur Türkünün toplama kamplarında ve hapishanelerde alıkonması gibi eylemlerin hiçbir şekilde meşru bulunmayacağını söylüyoruz. Birleşmiş Milletler gündemine de gelen elim olaylardan bahsedilmektedir. Aydın, sanatçı, din adamı pek çok kişiden haber alınamamaktadır. Burada en doğrusu Çin hükümetinin şeffaf bir şekilde bu iddialar karşısında buraları gözlemcilere açıp, buralarda şeffaf bir şekilde işbirliği yapıp bu konuları aydınlığa kavuşturmasıdır. 21. yüzyılda toplama kamplarından bahsedilmesi esef vericidir. Doğu Türkistan'daki durumla ilgili kaygılarımızı bir kere daha ifade ediyoruz. Buradaki insan hakları ihlallerinden büyük bir üzüntü duyuyoruz ve bu konuda daha çok açıklamaya ihtiyaç olduğunu, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin durumlarını yakından takip ettiğimizi ifade etmek istiyoruz. TRT World, Xitay'nın Abdurrahim Heyt hakkında tarqatqan sin körünüşünün şübhilik ikenligini bildirdi. Türkiye Devletlik Televiziya İdaresi TRT'nin xalqaralıq İngilizce kanalı TRT World, 11 fevraldaki haberde Türkiye Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı Hami Aksoy'nun bayanatı arkasıdırla Xitay elan kılgan meşhur sənətçi Abdurrahim Heyt'nin hayatlıqı hakkındaki sin körünüşünün şübhilik ikenligini haber kıldı. Xitay elan kılgan mezkur sinda Abdurrahim Heyt özünün hayat ikenligi, salametlikinin yaxşı ikenligi, Xitay kanunlarına xilaflık kılganlığı üçün tekşürlü vatqallıqını nahayeti süni bir keyfiyette etkan bulup, arkadın Xitay Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı Hua, Türkiye Taşkı İşler Ministerliği'nin bayanatını ayıplıgan ve Türkiye'ni asassız gep kıldı degen idi. Şundaqlı numussuzlarca Türkiye'deki mescit bilen Şarkı Türkistan'daki mescitlerini seliştirme kılgan idi. Xitay bayanatçının bu sepsetisinin arkadılla Türkiye'deki hakimiyet üstündeki partiye Adalet ve Terakket Partisi bayanatçısı Ömer Çelik, Xitay'nın bayanatı'nı kat reddiye süpüde tünügün keç bayanat ilan kıldı. Bu bayanat Xitay'nın sepsetisiyle uğrulgan kat kaçat buldu. TRT World haberde yine 1 milyondan köprek Uyghur'un ceza lagerlerde tutup durulu vatkallığı kayıt kılındı. İstanbul'da Şarkı Türkistan'la tanıştırış faaliyetleri küçeymekte. Xitay'nın vatanımızı elip bervatkan vahşi siyasetlerinin küçüyüşüge ergeşip, muhacireteki faaliyetlerimi hessilep küçeymekte. Cümleden Türkiye'de faaliyet kılıvatkan teşkilatlarımı herhal faaliyetler bilen yerlik kayrındaşlarımızın Xitay'nın cinayetleri hakkında malumatı ilgi kılmakta. 11 fevral İstanbul'un Silivri'de Asaratik Şarkı Türkistan teması da faaliyet ötküzüldü. Faaliyetini İnsani Yardım Vakfı İHA'nın Silivri Şöbesi teşkilledi. Faaliyetke İnsani Yardım Vakfı'nın Silivri Şöbe Reisi Mikail Yıldırım, Adalet ve Terakket Partisi İstanbul Halık Vekili Tülay Kaynarca ve Vakfı'nın azaları şunlıklı yerlik halık iştirak kıldı. Şarkı Türkistan Mağrıfı Hemkarlık Cemiyeti Muavin Reisi Musacan Er faaliyetki teklifle katlaştı ve Asaratki Şarkı Türkistan teması toktulup, Xitay'nın Şarkı Türkistan halkının dini ve milli kimlikini yoktuş için 3 milyondan artık halkını lagırlarına sebepsiz tutkun kılganlığını, nurgun kişilerini türmü ve lagırlarda öldürgenliğini tunuşturdu. Şunlıklı tünügün okşaş günde İstanbul'un Kartal rayonu Sabiha Gökçen Anatoliya Uttur Mektepi de Şarkı Türkistan'ın hazırkı ehvali tunuşturuldu. Faaliyetini mezkur mektebinin mektep müdiriyeti teşkilleyen bulup, 11-12 sınıf okuyucuları ve okutucularından 300'den artık kişi iştirak kıldı. Faaliyetke Şarkı Türkistan Nozgum Kültür ve Aile Cemiyeti Reisi Munavver Öz Uyghur Hanım bilen Şemşinur Hanım teklif bilen katnaşıp, Şarkı Türkistan'ın tarihi ve coğrafyalık ornini kıskıcı düşündürüp ötü ve Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyetini tepsili tunuşturdu. Xalqaro Keçirim Teşkilatı Uyghurlar hakkında hem Birleşken Milletler Teşkilatı'na hem Xitay'a çağırıq ilan kıldı. Çağırıqta Xitay'nın Birleşken Milletler Teşkilatı Közdüş Hayeti'ye rayonda müstakil, çekilmesiz ve tekşürüzsiz közdüş ruhsatı berişi gerekliliği tekitlendi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe Xalqaro Keçirim Teşkilatı ve bazı ammevi teşkilatlar atılmış Uyghur Abdunum rayonda 1 milyondan artık Uyghur Müslümanlarının yığıveliş lagırlarda tutup durulup atkallıqını, şuna Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişini rayonu derhal közdüş heyeti evetişi gerekliliği hakkında tegişlik vazifesini ada kılışkı çağırı kıldı.
Dokulatta Xitoyga chaqiriq qilib, kishilik huquq o'lchamlariga eng yuqori darajada rioya qilishi kerakligi ta'kidlandi. Xitoy rejimining o'zimi a'zo bo'lgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashidagi mas'uliyatlarini to'liq ado qilishi lozimligi jikilandi. Xitoy Amerikaning qilmishi bizni to'limi bi'aram qildi dedi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hua Chunying Amerika dengiz paroxotlarining Janubiy Xitoy dengizidagi bir orolga yaqinlashishiga norozilik bildirdi. Turkiya Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Xitoy Amerika Qo'shma Shtatlarini Janubiy Xitoy dengizida jadal chiqarishni to'xtatishga chaqirdi. Xitoy rejimi Amerika harbiy armiyasiga tabi USS Spruance va USS Prabel nomli hujumchi paroxotlarining Janubiy Xitoy dengizidagi Nansha orollariga yaqinlashishiga norozilik bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hua Chunying muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazganda Washington hokimiyatining Janubiy Xitoy dengizining vaziyatini keskinlashtirayotgan qilmishlarni sodir qilganligini bildirib, biz Amerikaning bu ishidan to'liq bi'aram bo'lyapmiz va Amerikaning bu qilmishiga qat'iy qarshi chiqamiz dedi. Amerikaning bunday qilmishlarining Xitoyning egalik huquqi, rayonning tinchligi va bexatarligiga tahdid shakllantirayotganligini yoqilgan bayonotchi Hua Chunying Xitoy harbiy paroxotlarining Amerika paroxotlarini rayondan chiqib ketishi uchun ogohlantirganligini aytdi. Amerika dengiz armiyasi 7-nji shtab bayonotchisi Clay Doss bu vaqtda to'xtalib, Amerika harbiy paroxotlarining erkin charlash prinsipi doirasida vazifa o'tiganligini va xalqaro qonunning doirasida rayonda turayotganligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Ayatki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobiy Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.